Silivri Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanlığından hepinize merhabalar. Bugün ilçemizde Adnan Bey'i misafir ediyoruz. Birlikte aile destekleri sigortası ve bu konu üzerinde yaptığımız çalışmalar üzerine değerlendirme yapacağız hep birlikte. Hepinize, bütün Silivri'ye, hatta ülkemize faydalı olsun. Hepimizi birlik ve beraberlik içerisinde inşallah iktidarımıza tek yön iktidar derken geleceğe taşısın istiyoruz. Ben şimdi şöyle başlayayım. Silivri'mizde 35 mahalleyiz. 35 mahallenin tamamında kadınlarla beraber mahalle toplantıları yapıyoruz. Mahalle başkanlarımızla, öbek başkanlarımızla bir araya gelerek kadın kolu yönetimimle birlikte, arkadaşlarımızla organize olarak mahallede bize ihtiyacı, bilgi almaya ihtiyacı olan bütün kadınlarımızı, özellikle iktidara yürürken aile destekleri sigortası üzerine yaptığımız çalışmaları anlatmak üzere çok keyifli, güzel toplantılar düzenliyoruz. Bunları küçük workshoplarla, minik atölye çalışmalarıyla güçlendirerek aile destekleri sigortasını, gerçekten de kadını ilgilendiren bu sistemi anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu konu hakkında alacakları bilgilerle iktidarımızda elde edeceklerinin farkında olmalarını istiyoruz. Yoğun olarak çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemde biz pandemi sohbetleri adı altında çok çalışma yaptık yine mahallelerimizde. Kadınlarımızın sıkıntılarını, paydaşlarımızda ekonomik sıkıntılarımızı, hepsini dinledik. Çocukların eğitim sıkıntılarını, ülkemizin yönetilmemesinden kaynaklı yaşadığımız bütün sıkıntıları paylaştılar. Bizlerle beraber çözümlerimiz, iktidarımızda üreteceğimiz çözümleri onlarla beraber değerlendirdik. Arkasından genel başkanımızın her zaman ifade ettiği gibi hiçbir çocuk bu ülkede yatağına aç girmesin ibaresinden sonra daha güçlü bir şekilde aile destekleri sigortasını annelerimize, kadınlarımıza, kızlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Bugün bu programda da kısacık üstünde durarak hepinize aile destekleri sigortası nedir, niçin buna ihtiyacımız var, onu anlatmaya gayret edeceğim. Aile destekleri sigortası özellikle güçlü sosyal devletin ilk adımı. Güçlü, güvenli yurttaş, güvenli toplum ve güvenli gelecek için ihtiyacımız olan, özellikle tenceresini kaynatamayan evlerdeki annelerin sıkıntılarını gidermeye çok büyük destek olacak bir program. Aile destekleri sigortası birimi kurulacak. Bu birimde %99'u kadınlardan oluşan ve sosyal hizmet çalışanlarının hemen tamamının kadın olduğu bu kurumla beraber ülkemizde asgari ücretin altında bir gelirle, yoksulluk, açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya gayret eden evlerin annelerinin adına devlet tarafından bir hesap açılacak. Bu hesaba o günkü asgari ücretin daha üzerinde yaşanılabilecek bir miktar tutarla direkt devlet tarafından annelerin hesabına maaş yatacak. Ve gelirini kendisi kullanabilecek, çocuklarını, mutfağını başkasına ihtiyaç duymadan, muhtaçlık duymadan yürütebileceği bir sistem olacak. Onun için çok değerli, çok kıymetli. Evlerde annelerimiz hemşirelik yapıyorlar, ev kadınlarımız demek, evde her işi yapan demek, öğretmenlik yapıyorlar, işte aşçılık, temizlikçilik, engellisi olan anneler hayatı boyunca engellilerin bakımını üstleniyor. Bütün bunlara karşı işte özellikle engelli çocukların anneleri ya da babaları, o evde her kimse yaşayan, engelliye bakan, onun adına yine bir sosyal güvenlik kurumundan sosyal güvence altına alınacak, aile destekleri sigortası hesabı açılarak o anne bakım hayatının sonunda emekliye ayrılacak. Engelli çocukların hakları veya engelli bireylerin hakları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yurt sorunlarında öncelik sağlanması, işe alımlarda öncelik sağlanması, yeniden başlangıçlar fonuyla eşinden ayrılmış kadınlara yeni fonlar sağlanarak
ayaklarının üzerinde durulmasının sağlanması ve bir evin başka bir evden hiç farkının olmadığından, yani hep biz söyleriz ya, geleneklerimizde vardır, bir elin verdiğini diğeri görmesin, duymasın deriz. Buna istinaden bir evin gelirsiz olduğunu hiç o mahallede kimse öğrenmeyecek. Yani ihtiyaçlar üzerine kurulmuş bir siyaset yapılmayacak. Muhtaçiyet üzerine kurulmuş bir siyaset yapılmayacak. Aile destekleri sigortasının hedeflediği bu. Sosyal devletin güvence altına alması gereken evler, aileler bu aile destekleri sigortası kavramıyla beraber bütün o sıkıntıların üstesinden gelmiş olacak. Güçlü bir devlet olacak, güçlü bir hükümetle beraber yürüyecek, bu sistemleri yürütecek, başarılı ekiplerle beraber ülkemizi daim ettireceğiz. Sorunuz varsa sorunuzu alabilirim. Onun üzerine biz çalışmalarımızı nasıl yürütüyoruz? Onun üzerinde de kısaca durabilirim Adnan Bey. Silivri içerisinde yaptığınız diğer hani öbek çalışmalarıyla da alakalı bir değerlendirme alabilir misiniz? Tabii ki. Öbek çalışması İstanbul İl Başkanlığımızca yürüttüğümüz bir sistem. Mahallelerde özellikle sandık güvenliği için son derece üzerinde durulan ve çalışan, şu anda Silivri'mizde 334 sandığımız var. 334 öbek demek bu. Mahallelerde örgütlenmek, mahalle sakinlerimizi, çevremizdeki komşularımızı tanıdığımız ölçüde her öbek sahibine, yani her sandık sorumlusuna düşen komşu sayısı kadar çevrenizde çalışma yapmak, onlarla selamlaşmak, insani ilişkilerinizi geliştirmek demek esasında. Bütün Türkiye'ye de bu konuyla ilgili örnek oluyoruz. Silivri'mizde, İstanbul'umuzda 80 günde devre alem diyerek çıktığımız bu yolda, İstanbul İl Başkanlığımızca çıktığımız bu yolda hayli başarı kaydettik. Komşularımız tek tek ziyaret edildi, hatırlar soruldu, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları tespit edildi. Çözüm noktalarında ulaşabileceğiniz çözümler için kurumlarımızdan faydalandırma ve yönlendirmelerimiz yapıldı. Yani biz bu konuyla ilgili komşuluk ilişkilerimiz içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Yaptığımız bütün çalışmalarda zaten kadın kolları olarak da, ilçe başkanlığımız olarak da koordineli bir şekilde biz Silivri ölçeğinde ama bütün İstanbul'da, İstanbul'un 39 ilçesinde aynı zamanda da Türkiye'ye ayna olarak, Türkiye'ye önder olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda canla başla hiç durmadan gece gündüz örgütlü bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Sayın Başkanım, verdiğiniz değerli bilgiler için ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde başka çalışmalarla tekrar izleyicilerimizle buluşmayı temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum ben de. İnşallah her şey çok güzel olmaya devam edecek.